Aşk laftan anlamaz. Hadi ama. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum. Kulaktan değildin o zaman. Ne? O çocuk sana göre değil bence hayat. Evet, yani aceleci davranmamak konusunda haklıymışsın. İbrahim'le beni rahatsız eden bir şeyler var, bilmiyorum. Nasıl ya? Sen beni setine vurup buraya kadar bunu söylemek için mi getirdin? Evet. Babamın arkadaşının kızı olman kendimi sana sorumlu hissetmeme neden oluyor. Konuşmak istediğinde dinlemiş olsam bunlara gerek kalmazdı. Özel hayatımda ne yaşadım seni zerre kadar ilgilendirmez. Benim korunmaya ihtiyacım yok. Hele senin tarafından hiç yok. Bugün başka bir gün. Bugün bizim miladımız. Artık senden yok. Biz varız. Yaydan çıkmış ok gibiyim. Kükremiş sel gibiyim ya. İyisin iyi. İdare edersin. Giderim var. Evet evet. Gideceğim yerler var. Yarın ilk iş evlendirme dairesine gideceğim. Günümüzü alacağım. Hangi günü alacağım? Önümüzdeki hafta sonuna. Ne? Kerem yavaş gel oğlum ya. Ne yapıyorsun ya? Bir ara ol ya. Ne? Test aşamasını başarıyla geçtim. Ne olacak bundan sonra? Ben öyle lay lay luma gelemem. Çağıralım komşuları, üzüğümüzü takalım, safımızı belirleyelim. Kerem, darlama beni bak. Darlama oğlum. Bir çekilirim, o yayından çıktığında ufukta kaybolur gidersin ha. Ben yine abarttım değil mi? Ama ne yapayım, içim içime sığmıyor ki. Ama biz iyiyiz değil mi? Her şey yolunda yani. Biz artık tamamız değil mi sevgilim? Tamamız. Kerem. Ay romantik toz ulaşımından şimdi vefat edeceğim valla. Evin yok mu oğlum senin? Git uza hadi hadi. Evim senin yanın. Tamam belki şimdi gidebilirim ama bundan sonra yanımdan gitsem bile yanındayım senin. İyi geceler. Görüşmeni istemiyorum. Tamam Cevat Baba, yarın görüşürüz. Ama İpek'in haberi olmasın, olur mu lütfen? Ya senin araban da ne güzelmiş ya. Bende de var bir tane, aynı bundan. Doruk'cum bu zaten senin araban ya. Yarabbim ne ara bu kadar cozuttun sen, ben anlamadım ki. Aniden çarpıldım, tövbe yarabbim. Ben seni bir sağ salim eve götürsem be. Aslı sen beni eve mi atacaksın yoksa? Bir sarhoşluğundan mı faydalanacaksın? Aslı bana bunu nasıl yaparsın ya? Ayrıca götürmek ne demek? Doruk'cum ben seni senin evine götürüyorum. Niye? Çünkü sen arka koltuğa geçip ben direksiyonu bulamıyorum diye olay çıkarttın Doruk. Olmaz öyle şey. Belki hani direksiyonu bulamayacak. Bulamadın Doruk. Sonra gittin bagajda aradın. Tuval Hanım'a baba dedin. Bahçe hortumunu boğa yılanı zannedip güreştin. Garsonları bakan zannedip ekonomi tartıştın sen bugün.
Aslı beni evime götür. Yapma. Aslı beni evime götür. Yapma bak ben gaza geliyorum. Hey 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 Rüzgar'ın kızı. Ya bu arabanın freni de var biliyorsun değil mi? Ha. Yani kamyondan düşen karpuz gibi patlamayalım sonra. Ağzından yel alsın. Aldı sayende. Sen ne zaman döndün? Dönmez olaydım. Pardon ya, gitmez olaydım. Gitmez olaydım da bütün bunları görmez olaydım. Sende de mi durumlar beklendiği gibi gitmedi? Sende de mi? Bu sende de mi vurgusu? Bende çok acayip huzursuzluğa yol açtı şu an. Bizimkine yine bir şey mi yaptı Murat? Evet. Beni sırtına vurup evden kaçırdı. Sonra İbrahim konusunda uyarıp serbest bıraktı. Yani elinde paşalar gibi bir nasihatle eve döndüm. Ne garip adam. Ye aç ya, ben de geliyorum. Bizim post bıyık da fos çıktı. Ah çok güzel valla. Bari beni de alın yanınıza. Sen niye Volt atacaksın ki? Boş yere 1,5 yıldan sonra işe girmiş bulundum. Allah kurtarsın kardeş. Sağ ol bacım. Sağ ol. İyi geceler. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Ay. Hiç gitmeyecekler sandım ya. Ben de kaçarım birazdan ya. Olmaz. Lafım sana değildi. Sen otur. Hatta yatıya kal. İstersen buraya yerleşebilirsin. Konuştun mu kızla? Çatlayacağım meraktan. Konuştum, konuştum. Sen ne dedin? O ne dedi? Onun dediği karşılık sen bir şeyler dedin mi? Yoksa sen konuştun, o mu dinledi? Kim ne dedi, kim ne demedi? Yani ben söylemem gerekeni söyledim. Üstüme düşeni yaptım artık. Gerisi ona kalmış. Yani bu kadar mı? Evet, yani bu kadar. Sen ne bekliyordun ki? Evet, ben ne bekliyordum ki? Çok teşekkür ederim. Benim için çok anlamlı bir geceydi. Hadi görüşürüz. Önümü göremiyorum. Kala kaldım. Biz şimdi neyiz? Ne oluyor? Bütün bunlar ne demek? Anlamıyorum. Tuval Hanım arıyor. Belki o bir ışık yakar. Efendim Tuval Hanım? Bu adam delirtir insanı. Hatta çıldırtır ya, çıldırtır. Hastanelik eder. Sinirden bayılacağım. Tek bir kelime alamadım ağzından. Adam, adam değil duvar. Beton gibi bir insan. O konuşma da sen hemen dökül yavru kuş. Maç kaç kaç. Top ağlara girdi mi? Maratonu kim kazandı? Murat'ına yürüyor mu? Top patladı, maraton iptal. Bütün atletler parkur dışı Tuval Hanım. Yani Murat Bey benim iyiliğimi düşündüğü için İbrahim konusunda uyarmak istemiş sadece. Yani hepsi bu. Ay bayılacağım şimdi. Bu Murat kesin bir şeyler çeviriyor. Ya da son zamanlarında yaşadıklarının travmasını geçiriyor. Kaplumbağa gibi kabuğunun altına çekildi. Bekleyip göreceğiz ne yaptığını. Sabır, sabır, sabır. Peki Tuval Hanım. Güçlü ol yavru kuş. Pes etmek yok. Hadi iyi geceler. Denerim. İyi geceler. Sonuç. Sıfıra sıfır, elde var sıfır. Nemrut'a bak ya. Tuval Hanım'a da hiçbir şey anlatmamış. Bu Murat benim neyimi beğenmedi anlamadım ki. Temiz bir geçmişim. Mükemmel bir kariyerim var. Elim yüzüm düzgün. Hoş sohbetim. Elimden yemek yapmak da geliyor. Daha ne olsun? Her seferinde şaka yaptığımı belirtmek durumundayım değil mi? Bakın,
Bence adamımız bunun oyun olduğuna ayıldı. Ve onun için geri bastı. Kim söylemiş olabilir ki? Zaten bilen kaç kişiyiz? Tuğrul Hanım desem benden şaşkın. İpek de ben de yumurtlamayacağımıza göre. Yani. Geriye bir tek Aslı kalıyor. Sahi Aslı nerede? Sen Murat'la konuşurken Doruk'la birlikte çıktılar. Ay Allah ya, şimdi ne yapsak da ayılsak seni? Ben mi çay mı yapsam, ben kahve mi yapsam? Ne yapsam da ayılsam? Ben biliyorum. Ne biliyorsun? Ya beni ayırtmanın yolunu. Nasıl olacakmış o? Bak şöyle. Doruk! Doruk! Doruk sen mi? Sen ne biçim bir insansın arkadaş, bu ne ya? Ne biçim bir sarhoşluk, senin ne pis bir sarhoşluğun varmış arkadaş ya. Yok artık ya. Vallahi çok iyi geldi ya. Aslı. Aslı yardım. Doruk ne oluyor? Doruk. Aslı krep girdi. Koş koş. Aslı yetiş. Hadi hadi gel. Dur yetiştim. Gel geliyorum. Sakın boğulma Doruk. Geldim. Kadar ne? Ah, ah, yetiştim Doruk. Ya su nefis değil mi? Ya, kaçırmanı istemedim. Su çok güzelmiş. Yok, açılmıyor. Aslı'ya bak ya, maceradan maceraya koşuyor. Umarım bir sorun yoktur. Yok ya, Doruk yanında dedin ya. O varken bir şey olmaz. Kim bilir nerelere götürmüştür kıza. Bari içimizden biri eğlensin kızım. Eyvallah. Bari birimizin yüzü gülsün. Bana yine uykular aram. Al benden de o kadar. Bu aşk, sevgi işleri bela ya. Ya benim güzelim ya. Sen Kerem'e tam da evet demiştin. Nasıl yaptı ki sana bunu? Bilmiyorum ya. Kulaklarımla duymasam ben de inanmazdım zaten. Adam bir dakika önce söz verdi, babanla görüşmeyeceğim diye. Bir dakika sonra telefonunu açtı adam. Birine güvendin mi, attın kardeşim. Zırhını çıkardın mı, hemen kurşunu saplıyor sırtına. Sevgili de oldunuz. Neden hemen yüzleşmedin? Ya hayat, o kadar güzel bir gün yaşattı ki bana. Kıyamadım. Ona da kıyamadım. Kendime de kıyamadım. Bari bu tek gün bizim olsun istedim. Ama konuşacaksın yani. Konuşacağım. Olmaz diyeceğim. Olmaz. Bana söz verdiği halde, uyardığım halde bana yalan söyleyen bir adamla olur mu? Olmaz. Bizim parti kelebeği evin yolu buldu. Hayrola? Sen gitmemiş miydin? Aslında gittim. Ama duramadım, geldim. Gittim, geldim. Gittim, gittim, geldim. Ama şimdi geldim. Tamam, dur artık. İpek. Bir dışarı gelsene benimle 2 dakika. Hadi. Bunlarda am diye bir şey yok ki birader. Ya geçmişte olanları ıstıp ıstıp önümüze sererler ya da gelecekle alakalı tehditler savururlar. Ben sadece sizin dediklerinizi dikkate alıyorum Murat Bey.
Bana geçen gün kendi hayatımı kurmamı, başkalarına şans vermemi söylemiştiniz. Ben de öyle yaptım. Gidemezsin. Niye gidemiyormuşum? Çünkü ben öyle istiyorum. Hangi vasıfla? Burada patron asistan olmadığımıza göre istediğimi yapmakta özgürüm. Canım. Ben ne zamandır bu anı bekliyorum. Nasıl ya? Sen beni setine vurup buraya kadar bunu söylemek için mi getirdin? Bana oyun oynuyor olabilir misin Hayat Bektaş? Vay. Vay be. Vay be. Sizin eviniz ne kadar büyükmüş böyle Doruk. Ne yapıyorsunuz siz ya? Burada böyle birbirinizle haberleşmek için megafonla falan mı bağırıyorsunuz? Ay bu evde salondan mutfağa gitmeye çalışsam mesela yarı yolda mevsim değişir kalırsın öyle üstünle başının ortada. Zor. Ya aslında senin şu kafana hastayım. Saçların da dahil. Ya saç mı kaldı? Doruk baksana ne hale geldik böyle. Bozuk musluk gibisi damlatıp duruyorum ben. Sen bana şöyle kuru temiz bir kıyafet ver. Ben onları giyeyim ondan sonra da küçük evimize döneyim ben. Burası çok büyük kaybolurum başıma bir şey gelir falan diye çok korkuyorum. E Aslı nereye? Bir daha saklambaç oynayacağız. Ay ben yastığını, yatağımın yerini bulsam bana kafi inanılmaz derecede yeterli. Aslı. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Doruk. Tut beni. Doruk ne oldu? Of. Başım çok fena döndü. Ya sen ne kadar yürek yedin de beni bu halde bırakıp gidiyorsun? Ya ben ne bileyim ben öyle biz konuştuk, güldük falan diye ben seni ayılıyorsun zannettim. Şimdi görüyor musun ya? Sana şimdi bir Türk kahvesi yapmak şart oldu. Kitabıma da bakar mıyız? Üç vakte kadar ayılıyorsun Doruk. Kesin. Söyleyeyim ben sana. Allah. Ay. Ay. Kerem başım döndü ya. Ne istiyorsun oğlum? Bak sürpriz falan yapacaksan ben bugünlük kotamı doldurdum yeter ya. Yok öyle değil. Ben sana bir söz verdim. Senden bir şey saklamayacağım diye. Ama içimi kemiren bir şey var. Musakka. Ne? Adam bedava dedi diye her şeyi yedin oğlum. Ayı gibi yedin. O olabilir yani. Ya bir dur karıştırma şimdi. Oo. Sen ciddisin. Çok ciddisin. Bak. Görüşmemi yasaklamıştın. Ama hani biz yemek yerken sen tuvalete gittin ya. Baban aradı o sırada. Ben ilk başta açmadım ama gerçekten açmadım. Sonra sürekli çaldırdı. Açtın mı? Açtım. Yani önemli bir şey vardı diye açtım. Zaten dedi bana o. Buluşmamız lazım dedi. Sıkıntı var dedi. Ne yapayım İpek? Baban sonuçta. Ne dedin? Tamam dedim. Yarın buluşuruz dedim. Ne yapsaydım? Oh be! Vallahi söyledim rahatladım. Tamam. Oh. İyi ki söyledin. Çünkü zaten ben her şeyi duymuştum. Yani eğer sen şimdi buraya gelmeseydin... ...ben senden yavaş yavaş gidiyordum oğlum. Gel buraya gel. Nereye gidiyorsun? Gel. Teşekkür ederim. Sözüm tuttuğun için. Geldiğin için. Delirecektim zaten saklayacağım diye. Yapamadım ki. Yapama zaten oğlum. Yapma yani. Söyle her şeyi. Tamam neyse. Neymiş acil durum? Ne istiyormuş?
İnan bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum bak. İyi, o zaman ben de geliyorum o buluşmaya. Tamam Kiraz'ım, sen de gel. Beraber gidelim. Ama sen gel, bir daha sarılacağım ben sana. Bir daha sarılacağım. Oh. Senin kafanı yerim ben, kafanı. Doruk. Dorukçum. Şimdi bu kaç ve ben kimim? O iki. Sen de bir melek olmalısın. Ya ne meleği melek olacak? Ne yaptım ki ben sonuçta? Bir kahve yaptım alt üstü. Ve belli anlaşıldı, sen ayılmışsın. Kendine gelmişsin. O zaman bana da artık yol görünsün. Evime gideyim ben de artık. Ya saat 1500 oldu. Ya bu saatten sonra bırakamam. Ve ayrıca teşekkür etmek için yarın sana kendi ellerimle kahvaltı hazırlayacağım. Tamam. Yani olur, çok güzel ama o benim alacağım olsun. Ya başka bir gün yap sen onu Doruk. Çünkü ben gerçekten normalde bu saate kadar falan dayanamam. Sırf senin için çok endişelendim diye dayandım. Yoksa hayat bu saate kadar bile dayanamam. Mümkün değil benim. Aslı özür dilerim ama sana bir şey itiraf etmeliyim. Ben aslında bugün hiç sarhoş olmadım. Hem de bir dakika bile. Fakat seninle zaman geçirmek o kadar güzel ki benimle kalman için sana numara yaptım. Ve sen gitme diye de yerlerde süründüğüm anlar oldu. Hem bak kıymetini bil. Daha önce hiçbir kız için bu kadar paralamadım kendimi. Aslı'cığım. Aslı. Aslı'ş. Efendim Doruk. Hayat, iyi geceler. Ya bu saatte rahatsız ediyorum ama Aslı horluyor. Nerede horluyor? Bizim bahçede şezlongda horluyor. Ve bütün bahçe inliyor yani, uyandıramıyorum. Uyanmaz ki o. Hatta bu saate kadar dayanması mucize. Sen onun üstünü ört. Sesle yüksekse kendini başka bir odaya kapat. Ya tamam işte. Sen de İpek'e söyle de merak etmesin. Aslı güvenilir ellerde. Tamam, ben İpek'e söylerim. Aradığın için sağ ol. İyi geceler. Tamamdır. Hadi iyi geceler. Size duydunuz değil mi Dalyane? Bekçi ne dedi? Bir aydır evde kalmıyormuş. E bu kız evde kalmıyorsa nerede kalıyor ki? Murat'ın evinde kalıyor olmasın? Derdimiz bu mu şimdi Didem? Niye Murat'ta kalsın ki? Aralarında bir şey var çünkü, söyledim size. Vay Hayat Hanım vay. Demek Kale'yi işten fethetmekte kalmadın, bir de yerleştin de. Didemciğim, biraz sakin olur musun lütfen? Son bir aydır düğündü, bebekti derken zaten hep bir aradayız. Öyle bir şey olsa fark etmez miydik? Fark ederdik değil mi? Ederdik tabii. Ya aslında Hayat büyük yalancıysa, aslında Suna Pektaş değil de onun yerine geçmişse. O yüzden Suna'nın evinde kalmıyorsa. Ay yok artık, neler kuruyorsun kafanda Allah aşkına Didem. Yok Murat'ta kalıyormuş da, yok Suna Pektaş değilmiş de. Ay biraz mantık çerçevesinde fikir yürütürsek lütfen. Bu durum bir tek bana garip geliyor yani, öyle mi? Öyle canım. Hayat kimmiş, nerede kalıyormuş, ben bunlarla ilgilenmiyorum. Ayrıca bana ne canım, bu sahte hamilelikle ilgili ne biliyor, nereden biliyor, niye biliyor? Benim ilgilendiğim, öğrenmek istediğim konu bu. Anladın mı? Kim o öyle sebepsiz pazar pazar sabah sabah? Uf, harbiden ayıp denen bir şey var ya. Murat münasebesizeymiş.
Kızım beni Murat arıyor. Murat arıyor ya. Bu saatte Murat beni niye arasın? Murat arıyor. Ya Google bozulmuş saatte bir öpmeyi kes lan şu telefonu artık ya. Kızım var ya kesin aklı başına geldi. Dank etti. Efendim. Günaydın. Günaydın. Uyandırdım galiba. Önemli değil. Bir saat içinde bende olman mümkün mü acaba? Bir saat içinde bende olabilir misin? Yok ya. Özür dilemek için ayağına mı çağırıyor? Terbiyesiz. Konu neydi pardon? Gelince anlatırım. İyi. Peki madem. Bir saat içinde sizde olurum. Konu neymiş pardon? Ha, bilmiyorum söylemedi. Ama demek ki telefonda söyleyemeyecek kadar önemli bir şey. Ben biliyordum. Yani bir anlık öfkeyle öyle konuştuğunu, oturdu, düşündü, duruldu. Bugün var ya kesin açılacak bana. Yüzde kesin. Ben bakarım. Yani tabii ki ben bakarım. Bütün kapılara ben bakarım. Bütün kapılara bakarım. Geldim. Günaydın. Sana da. Ben evin adresini bilmiyorum da beraber gitsek mi diyecektim. Nereye anlamadım. Murat seni aramadı mı? Murat seni de mi aradı? Ben de Sertan'ın bir çalışanıyım artık. Niye bu kadar şaşırdın ki? Bu sefer de sözlüklerimizi takıp mutluluklar dileyecek herhalde. Bana konsept kampanyasıyla ilgili acil toplanmamız gerekiyor dedi. Pardon. Küçük hanım. Hanımefendi. Asıl siz kimsiniz ve bahçemde ne arıyorsunuz? Sizin bahçeniz. Tanıştırayım. Arkadaşım Aslı. Bu güzellikte annem Derya. Çok özür dilerim ben. Size bakmayın. Bizim buyurun. Ben uyuyakalmışım. Ben niye uyuyakalmışım ki ben? Ya aslında sorununuz uyuyakalmakta değil Aslı'cığım. Uyandırılmakla. Ya dün gece tuvalin partisinde beraberdik. Ben de birazcık alkollü olduğum için sağ olsun Aslı bıraktı beni. Kusura bakmayın. Yani Doruk her zaman hanım misafir ağırlamaz da evde. O yüzden şaşkınım biraz. Yok biz zaten sadece arkadaşız. Ya annemden çekinmene gerek yok sevgilim. Ya biz açık görüşlü bayiliz. Şekil yapıyorsunuz. Gideceğim ben şimdi. Ya tamam tamam. Aslı hayatın arkadaşı. Biz de ölümüne kankayız. Bu notlara göre o değil. Bak. Bilmiyorum. Ha, Hayat'la İbrahim de geldiler. Ya kusura bakmayın böyle pazar pazar sizi döktüm yollara. Reklamcı adamız bizim işte gece gündüz sabah akşam hafta sonu olmaz. Hoş geldiniz. Geçsenize. Merhaba. Merhaba. Ne yapmaya çalışıyor bu? İnan hiçbir fikrim yok.
Hayat, istersen sen de İbrahim'in yanına gel. Çarptıracağım meraktan. Ne olduğunu söyleyecek misin artık? Ya aslında doğru da bekleyecektik ama yarım saat gecikecekmiş. Acil bir durumla karşı karşıyayız arkadaşlar. Sarte konseptim lansmanını öne çekmemiz gerekiyor. Okey. Güzel kızım. Sen ne iş yapıyorsun bakalım? Hemşireyim ben. Bildiğimiz hemşire. Yok anneciğim. Yani bu başka. Türünün ve mesleğinin tek örneği. Niye öyle şey yapıyorsun ki Doruk? Yok ben bildiğimiz düz hemşireyim. Ben size bir konuyu açıklık getirmek istiyorum. Bir konuda size bir açıklama yapacağım. Dün gece benim burada kalmış olmamın sebebi aslında tamamen... Benim yüzümden. Evet aslında öyle. Çünkü şimdi doğru bir şey olunca ben de onu şey yapmamak adına burada bir şekilde şey yapmış bulundum. Ya bu gerçekten çok açıklayıcı oldu be kızılcık marmeladı. Sonuçta biz belirli bir yaşayışı olan insanlarız biz. Biz üç kız hem arkadaşıyız biz üç kız. Ve biz normalde belirli bir saatten sonra gece sokağa bile salmıyorlar yani dışarı. Çünkü bizim komşumuz aynı zamanda bizim ev sahibimiz oluyor. O da gerçi bu aralar çok değişti. Öyle bir değişik bir şey oldu. Ama konu hiç o değil. Normalde böyle şeyler olmaz ama dün bir hataydır oldu. Kusura bakmayın rahatsızlık verdik. Ah ne demek canım. Olur mu öyle şey? Doruk'un misafiri bizim de misafirimiz sayılır. Hem bak ne güzel oldu. Masamıza neşe geldi. Fena mı oldu? Ev arkadaşlarım var dediğine göre ailen şehir dışında mı yaşıyor? Evet, bizimkiler Yalova'da oturuyorlar. Babam çiftçi, işte bizim bahçe var falan. Annem de yardım ediyor babama. İşte keçi bakıyoruz, tavuk bakıyoruz. Sizin çay şey yapmış, ben onu doldurayım. Sağ ol kızım. Sen zahmet etme tatlım. Hizmetçi halleder. Aylin. Siz devam edecek misiniz efendim? Teşekkürler. Söylemeyi unutuyordum. Kahvenin yanında bir şeyler sipariş etmiştim. Onları da götürürüz. Evet gördüm. Ha, asıl meseleyi unuttum. Geceyle ilgili konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben de. Hata ettim. Olsun. Zarar neresinden dönersek kârdır değil mi? Ben de öyle düşünüyorum. Sana karşı aşırı korumacı davrandım çünkü... Çünkü? Üzülmeni istemiyorum. Bir de... Evet. İbrahim konusunda çok önyargılı davrandığımı düşünüyorum. Haklısın, herkes bir şans hak eder. Hani
Ve beni ilgilendirmez değil mi? Doğru. Yani dediğin gibi bu senin özelin. Kahveler bende. Hadi dışarıdakileri daha fazla bekletmeyelim. Ne dedi şimdi bu ya? Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Hoş geldin oğlum. Gel buyur. Hoş bulduk Cevat Bey. Nasılsınız? Ne oldu ya? Babaydık bey mi olduk şimdi? Ya Kerem oğlum şu aramızdaki resmiyeti bırakalım artık. Önemli bir şey var dediniz. Ben merak ettim de. Bak oğlum sana mahcubum biliyorsun. İpek söylemiştir. Şu senin paradan bir 5.000 lira almak zorunda kaldım. Ya çok zor bir dönemden geçiyorum yani biliyorsun. Borç olarak aldım. Ben sana söyleyecektim ama İpek karıştırdı işte. Yok, İpek karıştıran bir insan değil. Para mevzunun önemi yok. Önemli olan İpek'in üzülmemesi. Aferin oğlum ya. Değil mi yani paranın ne önemi var ki? Bak ben seni ilk gördüğümde dedim bu çocuk ailesine düşkün. Mert delikanlı bir çocuk dedim zaten. Öyleyim. Oğlum sen artık yabancı değilsin ya. Bizim aileden sayılırsın. Yani sana açık olacağım ben. Bizim oğlana bir dükkan açmaya karar verdik. Böyle bir maceraya atıldık. Yani bütün aslında derdim, sıkıntım bunun yüzünden oğlum ya. Herkesin sıkıntıları var, doğrudur. Ya işte açamadık hala dükkanı. Ya vergisiydi, siciliydi, oydu, buydu. Ağzını açıyorsun, para istiyorlar oğlum ya. İşte onun için ben de böyle biraz müşküldür işte. Aslında çok bir şey de kalmadı Keremciğim. Yani birkaç koltuk, mutfak içinde biraz böyle malzeme falan alsak, alabilsek. De. Alınır, alınır ya, alınır. Ya alınır işte de oğlum elde para kalmadı ki yani dımdızlak kaldım ortada böyle. Açıkça söyleyeyim oğlum. Babana böyle birkaç bin daha destek olsa. Borç ama. Yani, yoksa almam zaten. Yani bizim oğlan diyor dükkanı açalım baba diyor. İlk ayda karşılarız zaten çıkarız o parayı. Peki niye geliyor ki şimdi? Aramızda kalsın oğlum tamam mı? Konuşmalar biz. Aa! İpekciğim. Hoş geldin kızım. O zaman Niko sen de Doruk. O fotoğrafçıyı ne yap edip almak istiyorum. Niko cepte abicim rahat ol. Erkek model seçimini sana paslıyorum Tuval. Çok çok doğru bir seçim. En iyi oldum hala. Yani modeller falan. Peki senin sürecin nasıl işleyecek İbrahim? Birkaç bir şey karalamıştım zaten. Kadraj ve storyboard çalışmalarına başladım. Güzel. Çünkü main konseptten önce davranıp bütün ilanları girmemiz gerekiyor biliyorsun. Yapabileceğim bir şey olursa ben de yardım etmek isterim. Yapabileceğim bir şey olursa söylerim zaten. Estetik gözüne güveniyorum. Konumuz ev konsepti olduğu için kadın algısı işimi kolaylaştırır. İhtiyacın olan şey kadın algısıysa sana bu konuda uzman birini bulalım İbrahim. Yok. Hayat bana yeterlidir. Ama bu süreçte mesaisini bana harcayacak. O yüzden. Uhu! Kapanın elinde kaldın yavru kuş. Bu ne rağbet görmek maşallah. Ya ne güzel sürpriz yaptın bize İpekciğim sen. Vallahi babacığım. Asıl sürprizleri sen yapıyorsun ya. Acil bir durum var diye kızını aramıyor. Daha dün tanıştığın adamı arıyor. Ya kızım ben seni rahatsız etmek istemedim. Tam Kerem oğlum artık yabancı mı? Yani aramızda bir konu vardı. Aranızda? Hı? Baba, sizin aranızda bir konu olamaz.
Daha dün merhabalaştın ya sen. Çok mu kanın ısındı Kerem'e? İlk görüşte aşk mı yoksa? Yoksa daha sıcak bir mevzu mu? Para gibi mesela. Sen yine Kerem'den para mı istiyorsun baba, ne yapıyorsun ya? Ya yok, ne alakası var kızım? Yok öyle bir şey. Özür diledin mi sen Kerem'den? Her şeyi biliyor, farkındasın değil mi? Diledi İpek, tamam gerek yok. Diledim tabii, dilemez miyim? Hem ben Kerem'i o yüzden aradım zaten. Hem benim borcum borç. Bizde öyle şey olmaz. Umarım olmaz baba. Kızım ödeyeceğim diyorum ya, güven bana. Ödersin. Ödersin inşallah. İnşallah. Biz kalkalım. Zaten geç kaldık. Hadi Kerem. Görüşürüz baba. Alo. Oğlum. Ya şu senin ablan var ya, beni delirtecek ya. Tam çözüyordum işi. Geldi iki dakikada her şeyi mahvetti, bozdu ya. He. Neyse ben Kerem'le bir daha konuşurum. Sen merak etme, ben alırım o parayı. Tamam, gelince konuşuruz hadi. Hadi görüşürüz. Maşallah pek cana yakın kız. Efendim? Doruk'un arkadaşı olan hanım kız diyorum. Maşallah hoş sohbet, muhabbeti de pek güzel. Hı hı. Biraz fazla muhabbetli hatta. Bence de. Fazla muhabbetli ve yakınlar. Doruk arkadaşız diyor ama. Aması ne ki Azime Hanım? Aksi mümkün mü sizce? Neden mümkün olmasın? İkisi de genç bekar çocuklar. Onlara mümkün olmayacak da bu yaştan sonra bana mı mümkün olacak? Vallahi bu yaştan sonra sizin aşk yaşama ihtimaliniz Doruk'la o kızın arasında bir şey yaşanması ihtimalinden daha yüksek. Tövbe estağfurullah. Nesi varmış kızın? Neyini beğenmedin? Beğenmemekten değil, gerçeklerden söz ediyorum. Yalovalı çiftçi bir ailenin hemşire kızıyla Doruk sadece arkadaş olabilir. Sen kendine gelin mi arıyorsun, Sarte'ye eleman mı? Ne varmış kız hemşire ise? Ay gelin falan ne oluyorsunuz Allah aşkına, Azime Hanım kapatalım rica ederim bu konuyu. Ayrıca neresinden baksanız o kız Doruk'tan 3-4 yaş büyük. Ne olmuş? Zengin olurlar, fena mı? Gözlerin üzerinden çeker misin? Ağırlık yapıyor ben. Vay be abicim. Demek öyle ha. Ne? Demek seninle arasına mesafe koyan hatun bizim Bambi'ydi. Sen de bunu kardeşinden sakladın. Yok canım. Kim söylemişse yalan söylemiş. Öyle bir şey yok. Ya birader ben sana inanıyorum da işte şu gözlerime inanamıyorum. Ya onlar nasıl bakışmalar, nasıl laf çakmalar öyle. Sonra filmi başa aldım. Tabii taşlar yerine oturdu. O yüzden anlat bakalım. Ne zamandan beri hayatta berabersiniz? Yani Kerem bir taşla kuş taburu vurmuş oldu. Hem benim güvenimi kazandı, hem de babamdan gelecek sömürülere karşı barikat kurdu. Yani aslında ben de sarsılmazların evinde gözümü açana kadar gayet iyi vakit geçirmiştim Doruk'la. Hatta var ya biz eğlencenin gözüne vurduk. Ben de durumlar fix benim. Murat vurdu, gol oldu. Kendi kurduğum tuzağa kendim düşmüşüm gibi hissediyorum. Herkes bir şans hak eder, ne demek ya? Ne demek biliyor musun? Ben dangozun önünde gideneyimin Muratçası demek. Kuzum bak ne diyeceğim. Belki de her işte bir hayır vardır. Bak sende bir kayınvalide varmış. Var ya ben ürktüm, korktum ben. Asya'cığım ortada bir sevgili ya da koca olmadığından kayınvalide de olmuyor. Dert etme sen. Ayrıca tehey pehey. Kim ki o? Biz ondan korkacağız ya. O bizden korksun. O bizden. Ya resmen iki lafıyla beni allak bullak etti. Ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi şaşırdım artık ya. Kızım.
Yani artık ben de ne düşüneceğimi, ne hissedeceğimi bilmiyorum. İçgüdülerim bana bu İbrahim meselesine inanmamamı söylüyor ama... bilmiyorum, tek bildiğim bu. Ama emin değilsin. Değilim, sen olabiliyor musun? Yok birader. Yani bu kadın milletin oyunlarına akıl sır ermez. Yani neyi ne zaman yapacakları belli olmuyor. Acaba doğrudan sorsa mıydın? Ne deseydim? İbrahim'i kullanıp bana misilleme mi yapıyorsun deseydim? Evet. O da ya evet ya hayır diyecekti. Yani biz de boşu boşuna soru işaretleriyle boğuşmamış olacaktık. Ne öyle olsa bile evet demez. Öyle o. Ölse söylemez. Hayır duymaya da ben hazır değilim galiba. Ne olacak şimdi? Bekleyip göreceğiz. Ya da yemleyip gözlemleyeceğiz. Evet, o da bir yöntem tabii. Benim tanıdığım Murat Sarsılmaz bu oyunu bozar. Yarın her anlamda büyük bir gün olacak demek ki. Günaydın. Sana da aydın. Sen de güya doktorsun ama henüz bir derde deva olduğunu göremedik Sayın Watson. Daha ne yapayım? Senin için yok yere iş güç sahibi oldum. Şu halime bak. Tamam. Yeterince vicdan azabı çekiyorum zaten. Bari sen kafama kalkma. Bir de işe yarasaydı canım yanmayacaktı. Yani daha ne olsun? Adam işte bile paylaşamıyor seni. İşte paylaşamıyor. Ama beni mutfağa çekip İbrahim'e bir şans ver demeyi biliyor. Acaba bu adam ne dediğini biliyor mu? Ne yapmayı düşünüyorsun bugün? Hayatla ilgili mi? Ya altında da öyle bir isim var ki hani pek bir ironik. Ben bizim Bambi diyeyim de netleşsin. Hiçbir şey. Hayda. O ne demek oğlum şimdi? En büyük eylem durmak değil mi de zaten? Yemin ederim şu sistemi çözüp yeniden kurmak Murat'ı harekete geçirmekten daha kolay. Akışına bıraksana biraz. O ne demek o? Dalgalı denizde boğulmamak için ne yaparsın biliyor musun? Suyla bir olursun. Çırpınmazsın. Yüzmezsin. Mücadele etmezsin. Dalganın ritmine bırakırsın kendini. Biraz batıp çıkarsın ama en sonunda hayatta kalırsın. İyiymiş. Peki ne kadar durulur öyle? Fırtına dinene kadar. Ben de burada durmuş güzel güzel seni dinliyorum İbrahim. Konumuz Murat Murat. Onun göbek adı zaten fırtına, kasırga. Neye uğradığını anlamadan karşısında kendini alabora olmuş bulursun. Yani konu Murat'sa o su hiç durmaz. Benim tanıdığım hayat öyle durup bekleyecek bir tip değil. Üçlü bir irade ama sabırsız bir yapıya sahip. Yani? Yani eğer İbrahim'le ilgili her şey bir tezgahsa kesin bir yerden fire verecektir. Sen de bunun olmasını mı bekleyeceksin? Beklemek var, beklemek var. Bir yerden açık verene ya da kendi itiraf edene kadar elimden gelenin ardına koymayacağım tabii ki. Ya oyun değilse? Bu bir varsayım abicim, unutma. Ya sırtlanıp evden kaçırana kadar zorladı beni. Sonra tam ben dökülecekken ben ne zamandır bu anı bekliyorum, hadi diyor. Bu ne demek? Bunların hepsi seni bu noktaya getirmek için demek. Yemezler. Milli piyangoda büyük ikramiyenin kime çıkacağını tahmin etmek, Murat'ın bundan sonra nasıl davranacağını kestirmekten daha kolay. Kesin misilleme yapıyor ya, kesin. Zalim, ne olacak? Oyunlara gel, oyunlara. Sen kime meydan okuyorsun, kime? Hatun bildiğin günlerce işkence etti bana ya. Ama yok. O pes edene kadar ağzımı açarsam ne olayım? Gelecek arkadaş, gelecek. Günaydın. Böyleyken böyle et diyecek. İyi de abicim, sen bu kıza zamanında seninle oynadım demedin mi? Evet dedim. Ama arada niyet farkı var. Ben onu korumak için yaptım, o beni delirtmek için yapıyor. Girdik bir yola, Allah solumuza hayretsin o zaman. Ya olan oldu artık. Ama şunu biliyorum, ölmek var dönmek yok İbrahim. Siz ya.
Daha önce hiçbir kadının aşık olma haline bu kadar yakından tanık olmamıştım. Ya öleceğim bilmekten. Ah şu ipek arada olmayacaktı ki. Bu sipsinin boyunun ölçüsünü alacaktım ben. Enerji israfı olur bu. Biz işimize bakalım gel. Bak ya, nasıl donuna değmişim gibi davranıyor. Biz de ilgisini çekecek bir şeyler yapalım o zaman. Ya eleman resmen kızın elini tuttu. Bak bu da mı oyun yoksa? Tutmayın beni, alayım şunun façasını ya. Merak etme, her şey kontrolüm altında, sakin. Günaydınlar. Size de. Günaydın. Aa, pardon İbrahim'cim, Murat Bey böyle samimiyetlerden hoşlanmaz hele iş yerinde. Tartışmaya açık bir konu olsa da prensiplere saygım sonsuz. Patron olmanın en güzel yanı değil mi zaten kuralları koyuyor olmak? Bunu deneyimlemediğim için yorumda bulunamayacağım. Zaten patron olmakla patronluk taslamak arasında bayağı bir fark var güzel arkadaşım. Sen istersen gel, ben sana bu işin detaylarını zamanla anlatacağım. İbrahim'in atladığı şeyi ben yapayım. Önden buyurmaz mısınız hanımefendi? Belki centilmenliği sorgulanır ama en azından cesur. Sırası gibi olduk. E o zaman çiftlerimizi öncelik tanıyalım derim değil mi? Şirket sınırları içinde çift demek yok yalnız. Prensip gereği yasak. Onun için ne yapıyoruz İbrahim Bey? Sorgulamayıp itaat edip uyguluyoruz. Murat Bey'in altın kurallarından biri daha. Taş mısın be mübarek? Oğlum hiç mi etkilenmiyorsun şu olan bitenden? Ya bu nasıl bir çelik sır, nasıl mermerden bir irade? Oyun oğlum, oyun bunlar. Gerçek değil, dolap düzmece hepsi. Yoksa orada benim sevdiğim kızın elini tutacak. Ben o eli... Neyse. Bu asansörün gelmesi niye bu kadar uzun sürdü? Çiftleri öncelik tanıyormuş. Sevsinler. Bir de utanmadan centilmenliğine dil uzatıyor. Kimin? Benim mi? Benden önce kapıdan girdin ya. Centilmenliği oralarda mı arıyormuş? Bak şimdi. Allah için öyle şeyleri hiç atlamaz. Canı isterse insana kendisini prenses gibi hissettirir. Hop hop hop. Hatıra binaen girdiğim bir oyunda hatıra binaen çalışıyorum. Murat'la kıyaslanacak en son insanım yani. Affedersin ya. Benim niyetim bu değildi. Seni üzmek için söylemedim. Bu her şeyden kendini suçlu ve sorumlu hisseden kafadan çık lütfen. Yakışmıyor sana. Küçük yerden gelip büyük şehirde mücadele etmek ne demek iyi bilirim. Ama asıl mesele ne biliyor musun? Sen alanını çizmezsen, sınırlarını belirlemezsen... gelip çiçek bahçeni çöle çevirirler. Yani ben de sen de bahçemizi korumak zorundayız hayatım. Günaydın efendim. Günaydın Çağla. Günlük programınızı kahvenizden önce mi almak istersiniz, sonra mı? Asistanın yok mu? Gelmedi henüz. Peki asistanın asistanının patrondan sonra işe geldiği nerede görülmüş Çağla? Korkarak söylüyorum. Sadece Sarte'de olabilir. Peki o zaman gereği yapılsın. Buna lakaytlık değil mi? Peki kahveniz?
Kimin görevliyse o getirsin lütfen. Of ya! İkisinin arasında toz peynirine döndüm. Kerem! Sevgili arkadaşım. Nasılsın? Didem Hanım. En son 9 ay önce Kerem sakızın var mı diye sormuştunuz. Onun dışında bizim bir muhabbetimiz olmadı ki. İyiyim. Siz nasılsınız inşallah? İyiyim, iyiyim. Gel bir sarılayım sana. Ah, bizim seninle gönül bağımız var ya. Ben belli etmesem de çok severim seni. Ya benim sana bir sorum olacaktı. Kafam karışık da benim biraz. Acaba ne? Geçenlerde işle ilgili bir mevzu oldu. Hayata ulaşamadım ben. Evine gideyim dedim. Ama güvenlik bir aydır evine gitmediğini söyledi. Garip değil mi? Nasıl oluyor bu? Tarabya'daki ev mi? Evet. Kim demişse yalan söylemiş. Bu ay en az 2 defa ben bıraktım Hayat Hanım evine. Güvenlik orada. İstiyorsan git sor. Ayrıca Hayat başka yerde kalıyor olamaz mı? Mesela Murat'ın evinde kalıyor olamaz mı? Evinin yolunu unutmuş olamaz mı? Yani olmaz mı öyle bir şey? Öyle midir? Hayat Hanım'la Murat Bey'in öyle bir ilişkisi olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca özel hayatları bizi ilgilendirmez değil mi? Hmm. Öyle diyorsun yani. Yok diyorsun. Tamam o zaman. Ciao. Gir. Benden özel olarak istediğiniz kahveniz. Ne zamandan beri görevlerin özel bir anlam taşıyor peki? Onu anlamadım. Çağla Hanım işe geç kalışlarım konusunda bana sağlam bir nutuk çekti. Kahveyi de benden özel olarak istediğinizi söyleyince ben onun yalancısıyım. Ayrıca işe geç kalmadığımı kendi gözünüzle gördünüz. Evet gördüm. Kahvenize tam zamanda geldiğine göre. Benim de senin yaptığın kahveyi değerlendirmem kalıyor değil mi? Sen benim yaptığım yemekleri değerlendirebildiğine göre benim de senin kahven konusunda fikirlerimi söyleyebilmem lazım. Ne demek oluyor şimdi tam anlayamadım ama tabii söyleyebilirsiniz. Sonuçta sadece duble espresso. Hı hı. Aşkla yapılmış. İçine biraz öfke, biraz da böyle sinsi sinsi, dipten dipten entrika katılmış. İntikamla harmanlanmış. Eğlenceli ama. Ha bir de şekersiz ama yapay bir oyun tadı. Size %100 katılıyorum. Aşkla yaptım çünkü işimi çok seviyorum. Öfke ve entrika da katılmış olabilir çünkü Çağla Hanım'ın biraz önceki çıkışına hiçbir anlam veremedim. Eğlenceli çünkü huyum kursun ben de öyleyim. Yapay oyun tadına gelince sizin bu konudaki uzmanlığınıza güvenmek istiyorum. Çok güzelsin. Güçlüsün. Cesursun. Teşekkür ederim. İbrahim çok şanslı biri. Şimdi bana içine bir şey katılmamış, saf, gerçek, sıcak bir kahve getir.
Ayşem, burada mısın? Buradayım. Hemen gelişmeleri anlat. Gelişme yok. Bu final. Son. İbrahim'le Murat'ın arasında bir şeyler var Tuğla Hanım. What? Nasıl yani? Kalk kalk kek kek gezip duruyorlar. Murat'ın İbrahim'e bakarken gözleri parlıyor. Ya fikirlerine hasta, aralarından su sızmıyor. Nedir bu ya? İbrahim de hoş çocuk tabii ki. Karşıya koymak zor. Dalga geçmeyin ya. Ne yapmaya çalışıyor bu adam? Hani nerede kıskançlık, rekabet, iddia? İçeri kayınpeder kaçtı resmen. Yüzüklerimizi takıp alnımdan öpüp teslim edecek beni İbo'ya. Vallahi benim deham bile zonkladı şu anda. Acaba... No. Belki de... No. Evet, evet. Murat bizim oyunumuzu inandırıcı bulmadı mı acaba? Daha ne yapayım inanması için? Gideyim İbrahim'le evleneyim mi? Ah benim acemi civcim. Titrek bacaklı tayım. Gerçek detaylarda gizlidir. Yani? Sen bu çocuğa market rafına bakar gibi bakıyorsun. Boş boş yapma. Kafasını kesip Murat'ın kafasını yerleştireceksin. O gözler. O kirpikleri düşüneceksin. Bak böyle. Murat'a bakar gibi. Derin, amansız, apansız. Bizimki de bunu görsün. Bak bakalım o zaman neler olacak. Cazım. Ha. Ben bakacağım. Sen göreceksin Murat sarsılma. Ben çözelim. Anlat, çözeriz. Yıllık izindeyim İpek. Tatildeyim. Niye üzülüyorsun? Şu anda gerdan kırıp göbek atman lazım. Bana bunu nasıl yaptılar İpek? Git dediler bana. Zorla yolladılar beni. Şimdi ben 3 senedir izin yapmıyormuşum biliyor musun? 42 günüm birikmiş. Bu hafta git hiç gelme bu hafta dediler. Az bile demişler. Yavrum bunun nesi kötü? Gez, dolaş, uyu. Çay bahçesine gittim bugün. Tam 8 tane çay içtim. Sonra 3 tane pamuk şeker yedim. 4 AVM gezdim. Tam 32 tane kedi besledim. Sonra geri hastaneye gittim. Kapıda ağladım, beni geri alın dedim. Almadılar. Sakinleştirici yazıp yolladılar. Kızım. Aslı. Sen hastasın. Ağır vakasın. Neyse dur. Sakin ol bir. Düşün. Yalova'ya git. Annemler burnumda tutuyor diyordu. Annemi aradım. Dedi ki Türkiye'nin iç ayrı bölgesinden kaplıca için gelen akrabalarımız nedeniyle babanla ben bile komşularda yatıyoruz. Sen hiç gelme dedi. Dur orada dedi. O kötü denk gelmiş. Ben o zaman gelinlik bakayım diyorum. Niye? Ben Padik teyzeyle benim ve teyzenin eline kaldım İpek. Onlar beni var ya. Paket yaparlar, dolma gibi sarar. Ondan sonra da münasip bir kocaya yamarlar. Şimdiden mutluluklar arkadaşım. Var mı bir gelişme? Yok. Ama ben Murat'ın yüzyıllar önce ölmüş bir mumya olduğundan şüpheleniyorum. Yok artık, o kadar da değil. Siz birbirinizi sevdiniz yani. Ben arkadaşlarımı satmam. Bu hikayedeki kahramanım belli. Benim de kahramanım belli. Ne oluyor? Ben senden çok etkileniyorum İbrahim.
kahve gitti. Kim gitti? Murat, Murat. Tuval Hanım dedi ya. Onlar öyle dedi, lafla hareketle olmaz dedi. İbrahim'e Murat'a bak, bugün bakacaksın dedi. Sence inanmış mıdır? Neredeyse ben bile inanıyordum. O kesin inanmıştır. Heh, iyi o zaman. Benim de kahramanım benim. Ben senden çok etkilendim İbrahim. Hayat Hanım. Efendim? Sizin kardeşiniz yok mu? Var, ben onun için. Onun için bütün gün İbrahim Bey'in yanındaydın, söyle mi? Tamamen tesadüf. Özel hayatınızı işe taşımamanız konusunda bir daha sizi uyarmayacağım. Gerginsiniz bugün. Yoksa İbrahim konusundaki fikirleriniz 24 saat dolmadan değişti mi? Yok, dediğim gibi kiminle ne yaşadığınız beni ilgilendirmez. Ama özelinizi lütfen işe taşımayın. İbrahim, yemek arası verelim mi? Birlikte mi? Evet, madem beraber çalışacağız, birbirimizi daha yakından tanıyalım değil mi? Hem Hayat Hanım daha rahat çalışır böylelikle. Hadi çıkalım. Birazcık daha sola çevirelim orayı. Süper. Onu da buraya ekleyelim. Storyboardlar için bu ayrıntıları kesinlikle atlamıyoruz. Süper. Onu buraya not edelim. Tamam, süper. Oo, gönlümün sultanı. Hoş geldin. Bırak abla aşkına Doruk'cum ya. Gönlünün sultanını görmedim bile. Bu ne iş aşkı o? Adı üstünde anneciğim. Gönlümün sultanısın. Yani seni gönül gözümle görüyorum. Serseri seni. Bakıyorum işleri bayağı bir ilerletmişsiniz. Sorma. Duyum aldı. 42 firmalardan birisi konsept için çalışmaya başlamış. Biz de reklam çalışmalarımızı öne çekelim dedik. Rekabet iyice kızışıyor desene. Üf, alev alev hem de. Eğer bir sorun çıkarsa çıra gibi yanarız. Çok para harcadık, çok. Öyle mi? Abim bu yeni konsept lansmanı için hiçbir şeyden kısılmayacak dedi. Çok pahalı bir fotoğrafçıyla çalışıyoruz. Erkek model desen yurt dışından geliyor. Tabii bu reklam, billboard ve derginin maliyetlerinden söz etmiyorum bile. Ama bu yeni konseptiyle abim Sertay'ı uçuracak. Tuba. Sertay'ı uçuracağım derken Murat kendi çakınmasın da. Derya anneciğim. Bu ne güzel sürpriz böyle. Doruk tarihinde bir ilk yaşanacak. Bu güzel iki hanımefendiyi bırakıp işime dönmeliyim. Gözüm üstünde Derya sarsınız. Tuğba sen gel benimle istersen. Biz aşağıdaki şeyleri halledelim. Mis gibi koktu vallahi köfte. Ya dedim size, böyle göründüğüne bakmayın, lezzeti efsanedir diye. Hayat sizde mi kalıyor? Ne? Ne alakası var ya? Nereden çıkıyor bunlar? Yani kızım kendi evi var sonuçta. Niye bizde kalsın? Dün gece evinde mi kaldı mesela? Biz nereden bilelim Allah Allah, bekçi miyiz biz? Sana ne? Kime ne? Bize ne? Hayır ya, sıkıntı çıktı ya, o yüzden sordum. Ay yine ne sorun çıktı? Yine ne sıkıntı oldu? Yeter artık, sıkıntı olmasın ya, bir huzur. Ben bu işin içinde bir iş olduğunu anlamıştım zaten. Neler öğrendim neler, bir bilseniz. Ah keşke ben de bir bilsem de anlasam Didemciğim ne olduğunu. Yani bekçi bir aydır hayatın eve uğramadığını söylemişti ya. Ben Murat'ın şoförü Kerem'le konuştum. Onu defalarca eve bırakmış.
da şu mesele. Didemciğim bak tatlı. Ben o konuyla yakından ilgileneceğim. Eminim ki mantıklı bir açıklaması vardır. Ama daha önemli bir konumuz var. Öyle mi? Nedir? Benim için küçük, minnacık bir iyilik yapmanı istiyorum senden. Ya bizim Didem Hanım var ya, Hayat'ın evine gitmiş. Görevli de bir aydır burada kimse yok demiş. Aa, tek arkadaşı biz miyiz bu kızın? Başka arkadaşlarında kalıyordur. Niye o zaman kendini bana iki defa evine bıraktırttı? Ha? Eve gidiyorum deyip başka bir yere mi gidiyor? Hayat'ın gizli sırları mı var? Hayat'ın başka hayatları mı var yoksa? Geceleri sahne mi alıyor bir yerde? Yok. Yok be! İbrahim de kalıyordur o kesin. Belki de. Belki. Ama İbrahim bir aydır burada yok. İbrahim bir aydır bizim bahçede değil. Burada olmadığı anlamına hiç gelmiyor Keremcim yani. Herhalde. Değil mi Aslı? Yani. İnşallah. Ben bir ayran alayım ya böyle kuru kuru gitmedi. Aslı. Arkadaşım yani öyle bir şey söyledin ki bu saatten sonra seni kimsecikler koruyamaz. Beni çağırtmışsınız Derya Hanım. Hoş geldin Hayat'cığım. Geç otur. Didem'le aranızda geçen tatsız konuşmadan haberim var. Didem Hanım size ne anlattı bilmiyorum ama... Bu yüzden buradasın zaten. Konuyu bir de senden dinlemek istiyorum. CV'ni inceledim. Yazık etmişsin kariyerine. Evet, zirvede bırakmak istedim. Öyle de olmuş. İş benim için hep ikinci planda olmuştur. Yani çok da dert etmedim. Aslında hiç dert etmedim. Önceliklerin neydi peki? Aşk ve hayat. Onun için mi terk ettin İstanbul'u? İstanbul benim için miadını doldurmuş desek daha doğru olur. Sonucu değiştirmez ama. Bu gerçeği değiştirmez. Sonucu değiştiren bizleriz çünkü. Bir daha kalbim kırılırsa buralardan gitme riskim var diyorsun yani. Benim kalbim kırılmadı Murat. İhanete uğradım. Ve bir daha ne benim ne de sevdiklerimin başına bunun gelmesine izin vermeyeceğim. En azından bir ortak noktamız var yani. Yani sevdiklerimize sahip çıkmak konusunda kararlıyız. Arkadaşlarım klinikte çalışan bir hemşireyle konuşmuş. O da para karşılığı yalan söylediğini kabul etti. Yani Didem Hanım hiçbir zaman hamile olmadı. Sizinle bu konuşmayı yaptığım için kendimi rahatsız hissediyorum. İspiyoncu gibi hissediyorum. Seni buna mecbur bırakan Didem tatlım. Önce o gelip seni şikayet etti bana, unutma. Bu konuda Murat'a bir şey söyledin mi? Söylesem mi değişecek ki? Kanıtlayamazdım. Haklısın. Kızın ortadan kaybolması kötü olmuş. Ay kızın söylediği yalanlara bak ya. İnsanın inanası gelmiyor. Herhalde oğlumu bu yolla elde edebileceğini düşündü. Yok, bence bu konuda yapılabilecek en doğru şeyi yapmışsın. Murat'ın da Doruk'un da zaten bu aralar kafası çok yoğun. Bir de bu meseleyle hiç ortalığı bulandırmamak lazım.
senden bir ricam var. Tabii, buyurun. Eğer bu konuda bir şey öğrenirsen önce benimle paylaş, olur mu tatlım? Tabii ki de. Yayılacak zaman mı oldu? Ne yapıyorsun burada? Seni bekliyorum. Ayrıca söyleyene bak. Yemek saatinde ortadan kaybolmalar falan. Hayırdır? İbrahim'le yedim. Dövdün mü çocuğu? Tabii ki hayır. Sohbet ettik. Dostunu yakın tut, düşmanın daha yakın taktiği diyorsun. Çalışır. Hayat ne alemde? Kafası karıştı sanki biraz. Ya sen var ya abi, deliriyorsun değil mi kızı? Ben sadece ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Vay İbrahim Bey, nasıl geçti yemeğiniz? Hoş vakit geçirdiniz inşallah Murat arkadaşınızla. Vallahi yemek şahaneydi. De sen beni kıskanıyor musun Murat'la yemeğe çıktım diye? Yani daha doğrusu Murat'ı benden mi kıskanıyorsun? Ne oluyor? Saçmalık. Ne kıskanacağım ha? Ben onu mu diyorum? Ben sadece ne konuştuğunuzu merak ettim. Evet, ben de merak ettim. Tuvalet'e kıyafetlerime konuşmaya... bakmaya geldim, whatever. Ne konuştunuz? Yani aşk, hayat, seçimler. Görünüşte dostane bir sohbetti. Bence rakibini tartmaya çalışıyor. Nasıl? Bak şuna ya, taktiklere bak. Ben de ipin ucunu saldı sanmıştım. Bu bakışma işinden sonra delirmiştir o. He's going crazy. Ya bana da öyle geldi. Çünkü gün boyu aramızdan su sızmadı. Sen bana bir baktın, adam gıcık kaptı, hissettim ben. Beter olsun, delirsin. Böyle kıskançlıktan senin ağzını burnunu kırsın. Hop 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 hop. Ne oluyor? Benim suçum ne? Ay ben çok özür dilerim. Ben kendimi çok kaptırdım, özür. Ay ben böyle acı çeksin. Kendini kaybetsin istiyorum ya biraz. Olacak, olacak. Doğru yoldayız. Tam gaz ileri. Hazırız. Çekimlere başlayabiliriz. Herkes yerlerine. Evet, tamamız galiba. Yani bence de öyleyiz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kareler ilk ilanlar için fazlasıyla yeterli. Güzel iş çıktı be. Kesinlikle. Savalon, Sartre konsepti geliyor. Biz şu son fotolara bakıp üzerinden geçip geliyoruz. Gel. O zaman tamamdır arkadaşlar. Herkesin eline emeğine sağlık. Baydos. Hayırlı olsun. Aa, durun durun. Bir dakika ya. Nereye gidiyorsunuz? Bakın. Hepsini atalım. Seçtiklerimin rötuşları için tekrar konuşuruz. Mailleşiriz. Patronlara hızlı bir kaba taslak göstermek istiyorum. Tamamdır. Aa! Herkes geldi, siz niye buradasınız? Geliyoruz Didem Hanım. Hadi ama bütün ekip sayfa çekmek için sizi bekliyor. Gerisini dönünce hallederiz artık. Hamallerini gönderdim. Onay verirseniz yarın Salim kafayla tekrar üzerinden geçer, basımı hazır hale getiririz. Tamamdır. Doruk çıktı mı? Gitti. Eve gidiyorum dedi, evde görüşürüz dedi. Kim kim gidiyoruz? Hayat, hadi gel seni de bırakalım biz. Yok Kerem, sağ ol. İbrahim beni bırakır. E tabii sizin ev uzak, benimki yakın. Ay ne dizisi şey bu ya, senin mi İbrahim? Evet, aslında 1,5 senedir de evim sayılır.
Ha, bu... Aa, siz burada... Her şey vardır bunun ya. Mutfağı, televizyonu, duşu, yatağı. İnsan misafir bile ağırlar vallahi. Süper sonik bir şey ya. Evet, tam bir serüvenci kafası. Gidelim mi İbrahim? Kaptan sensin. İyi geceler Dilan. Bana iyi geceler, sana da geçmiş olsun Murat Sarsılmaz. Kaç oldu saat? Bak bakayım. Bayağı geç olmuş. Nerede kaldı bunlar? Bana bak. Murat İbrahim'i öldürmüş olmasın. Evet, herkes sığınaklara. Muhteşem Kamuran Bey de gelmişler. Ay, şükürler olsun kavuşturana kızlarım benim. Allah aşkına tutmayın beni, vallahi toprakları yerleri öpeceğim. Size hoş geldiniz, çok özlemiştik sizi. Hayır efendim, mümkün değil, saçmalamayın. Asıl biz özledik sizi. Ah ah, rüya gibi günlerimizin şahidi olsaydınız keşke. Ve size bir sürprizimiz var. Bilin bakalım biz ne yaptık. Bana işkence yaptılar ana. Yani kaplıcalara gittiğinize göre kesin sıcak banyo yaptınız. Hayır efendim, sıcak banyo ne ki? Kurbağalar gibi çimdik, çekirge gibi zıpladık. Eğlencenin dibine vurduk, dibine. Oradan da ver elini giresun. Ay orada ne ettiniz? Şimdi bu topladınız. Ay ben anladım, siz gelirken bize hediye aldınız. Ay lokumdur inşallah. Lokum mu? Heh, lokum ne ki? Bal ne ki? Şerbet ne ki? Efendim Giresun'dan dünya şekeri, dünya tatlısı, dünya güzeli bir kız aldık da geldik. Kaptık da geldik. Kızlar biz sözlendik. Benim için ölüm panik veriyor. Çok mutlu oldum. Kutluyorum sizi de çok. Hayır efendim, kutlayamazsınız. Olmaz öyle şey. Kutlamakla geçiştiremezsiniz. Bu yüzyılın olayı. Sevinçten çıldırmalısınız. Ay vallahi sabır stoklarım bitti artık. Kızım, nerede benim kızım Hayat? He? İbrahim, İbrahim nerede? Ya nerede bu çocuklar? Ha onlar işteler ya. İbrahim işe başladı, artık Hayat'la aynı yerde çalışıyorlar. Ne? İbrahim. Deli İbrahim. İşe mi başladı? Bir dakika, ben söyleyeceğim. Hayır efendim, o işe girmemiştir. Siz yanlış anlamışsınızdır onu. Başta beğenmedin ama yani eleman iyi iş çıkardı. Bu iki günde de güzel adapte oldu. Sorma. Çalışanlarla da hemen kaynaştı. Bu kadar hızlı kaynaştığına göre onun bir evveliyatı olabilir bence. O ne demek abicim? Yani bir şey biliyorsan anlat. Benim anladığım kadarıyla onlar birkaç haftadır takılıyorlar. Kim? Yani kiminle takılıyormuş? Şu reklamcı elemanla bizim kız. Ya abicim şunu taksi taksit anlatmasan. Yani hangi kız? Hayat'la işte. Sen nereden duydun bunu? Bak asparagas olmasın. Yok. Kaynaklarım sağlam. İpek'le Aslı söyledi. Korkusuyla bir stres yaptım, bir stres yaptım, anlatamam. Elim ayağıma dolaşıyordu resmen ya. Ama yakalanmadın. Beni yakalamak öyle kolay değiller yani. Karda yürürüm, izin belli etmem ben. Yağmurda zerre ıslanmam. Güneşte bir gram bile yanmam. Yalnız benim anlamadığım bir şey var. Bunu kime vereceksiniz? Vermemem gereken birilerine.
İyi de bu durumda yeni konsept projesi zarar görecek. Aileniz, şirketiniz, kendi oğlunuz zarar görecek. Doruk zarar görecek. Görmeyecek. Çünkü o iş tam olarak öyle değil Didemciğim. Ne demek öyle değil? Doruk da bu şirketin sahiplerinden biri değil mi? O etkilenmeyecek mi? Hayır, bir tek Murat etkilenecek. Çünkü Murat'la bir anlaşma yaptık. Konseptin başarısını herkes paylaşacak. Ama zararını bir tek Murat karşılayacak. Yani bunun sonuçlarına sadece Murat katlanacak, öyle mi? Aynen öyle. Kerem. Abi sana zahmet şunları bir tazelesene sen ya. Tabii kardeşim, hemen. Koptun sen. Hiç belli etmedi. Ya ne ara belli etmesini bekliyordun abicim? Sen Didem'le evlilik planları yaparken mi? Ya da çocuk meselelerinizi konuşurken mi? Bir insan nasıl bu kadar kolay vazgeçebilir birinden ya? Ya emin ol, o da şu anda kendisine aynı soruyu soruyor. Sen daha önce açıldın mı bu kıza? Hayır. Üstüne her şeyin boyun olduğunu söyledin. Ve sonra da bunu yalanladın mı? Hayır. Peki her şey bittikten sonra hayat hadi dedin mi? Hayır. Peki İbrahim'le ilgili bir şey söyledin mi? Aslında iki şey söyledim. Önce gözümü tutmadığını söyledim. Süper. Bunda bir kıskançlık var. Yani hala sahip çıkıyorsun demektir. Şahane. Ama sonra ön yargılı davrandığını ve herkese bir şans vermemiz gerektiğini söyledim. Bravo abicim ya. Ver, ver şu elini öpeceğim senin, ver. Ne oluyor? Kimi öpüyoruz, niye öpüyoruz? Gel bro, gel. Üstün başarısından dolayı abimi öpeceğiz. Cos diye girdik sonra. Sıcak sudan soğuk suya böyle cos cos nasıl sesler çıkıyordu bizden. Vücudumuz ısınmış, soğuk suyu görünce patladı birden. Sıcak sudan soğuk suya. Geldiler. Yalvarım geldi. Ay İbrahim, ne kadar güzel olmuşsun. Kızım, halasının bir tanesi. Bak, bak, bak. Bu ne yakışıklılık. Yalnız sakallarını kes. Sen de bir haller hayırdır, tatil yaramış sanki. Yaradı, yaradı. Hem de ne yaramak. Şöyle bir geçin oturun, soluklanın, anlatırız size. Hayır efendim, ne oturması? Bugün oturmak yok. Ben oturuyor muyum? Aa, bomba geliyor. Patlayacak galiba. İbrahim Bey oğlum, mutluluk bir anda karşıma halanız hanımefendi kılığında çıktı. İkinci bağrım, yazım, kışım olsun istedim. Ve gittim kendisini bizzat istedim. Yüzükleri taktık ve biz sözlendik. Evlilik yolunda ilk adımımızı attık. Ve bu mutluluğumuzu da sizinle paylaşmak istedik. Benden izin aldınız mı? Hayır efendim. Onu atlamışız. Şaka yapıyorsun herhalde. Tabii ki de şaka yapıyorum. Çok sevindim. Mutluluk mu? Hayır efendim. Asıl ben sevindim. Mutluluktan deliriyorum. Bir an ödüm patladı, karşı çıkıyorsunuz diye. Hay Allah. Allah mutlu etsin. Hayırlı olsun. Oho, sen de aylık fırtınadan böyle alabora olacaksan işimiz var. Bilmem, belki de ben yanılıyorumdur. Yani gerçekten İbrahim'le takılıyorlardı belki, ne bileyim. Sen şu bir ay meselesine takıldın değil mi? Sadece o değil ki. Bugün şirkete bir bakışmalarını yakaladım. Neyse boş ver. Orada dur bakalım birader. Ben senin bu kıvama gelmen için senelerce bekledim. Hazır bir kanal bulmuşken konuşacağız. Ne anlatayım Doruk? Ne istiyorsun? Belki de bunun bir oyun olduğunu inanmak istedim.
Kafam allak bullak. Yani şüphelerime mi tutunayım yoksa gördüğüme duyduğuma mı inanayım bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Hayatçığım. Canım. Biliyor musun bugün çok korkunç şeyler oldu ama İpek'le biz hallettik, çözdük. Bu gülüşme, ses tonu, konuya giriş beni korkutmaya başladı yalnız. Ne oldu? Neye bulaştık yine? Ya yok ya, abartılacak bir şey canım. Kerem geldi bugün yanımıza. Dedi ki Didem Hayat'ın evine gitmiş. Bekçi bir aydır orada olmadığını söylemiş. Ne? Didem şimdi benim orada yaşamadığımı biliyor mu yani? Sonra Kerem'e mi sormuş? Bittim ben. Yok kuzum, korkulacak bir şey yok. Zaten Kerem demiş ki arkadaşında falan kalıyordur demiş. Öyle rahatlatmış, konuyu kapatmış. Ha. Öyle rahatlamaz o da. Neyse öyle olsun. O zaman sorun ne? Sorun şey... Yani şimdi Kerem onu rahatlatmış da demek kendi rahatlayamadıysa... Geldi bizi sıkıştırdı, çok sıkıştırdı ama. Hayat dedi, nerede kalıyor dedi. Öyle diye diye bizim çok üstümüze gelince artık... Biz de seni savunmak için... Ne dediniz? Hayat'ın özel hayatından sana ne dedik? Biz zaten o bir aydır İbrahim'le takılıyor dedik, konuyu kapattık. Ne? İbrahim'le bir aydır hem de takılıyor. Ya siz zaten takılıyor gibi oyun yapıyorsunuz ya işte. Onu destekledik biz bir çeşit. Kızlar siz ne yaptınız ya? Murat Kerem'in canı ciğeri. Şimdi yemeyip içmeyip onu anlatacak. Peki ben şimdi Murat'ın gözünde ne duruma düşmüş olacağım? Bir aydır başka bir adamla takılıyorum ama ben hayatımda kimse yok demiş oldum. Gözünün içine bakıp kapısına gidip akşam başka bir adamın yanına dönmüş olacağım. Kızlar bu nasıl yalan? Bu nasıl toparlanır? Asıl ben şimdi bittim. Allah'ım ne yaptık biz? Resmen sıvadık. Bu işi başıma siz açtınız. Siz temizleyeceksiniz. Hadi şimdi gidin, gözüm görmesin sizi. Harika bir kahvaltının daha sonuna geldik. Yapımda ve sunumda emeğe geçen tüm sarsılmazlara teşekkürler. Afiyet bahşişler olsun kuzum. Şimdi sıra haberler. Nasıl olabilir ya? Nasıl olabilir? Kötü bir haber mi aldın Doruk? Ne oluyor Doruk? Bittik biz. Bittik. Söyle Doruk. Gazeteleri gördün mü? Yok, daha yeni çıktım duştan. Fırsatım olmadı. Niye? Ya bırak abicim her şeyi. Şu gazetelere bak, sonra beni ara hadi. Ben şimdi hangi yüze Murat'ı yüzle bakacağım, söyler misiniz? Hani onca şeyi o kadar insana söylediğinize göre bir bildiğiniz vardır diye düşünüyorum. Ya Murat bir yandan, siz bir yandan beni delirtecek misiniz acaba? Vallahi ne desen haklısın canım, arkadaşım benim ama ne yapalım, oldu bir kere. Tamam ya, uzatma sen de canım. Çözeceğiz bir şekilde. Top bizde yani, Allah Allah. Elinizdeymişken şu Murat vakasını da çözebilir misiniz ya? Çünkü adamın bir dediği bir dediğini tutmuyor da. Ya sen acaba Murat'a olan sinirini de bizden çıkartıyor olabilir misin? Canımın içi arkadaşım benim. Sen de sövüyor mu seviyor mu belli değil Aslı. Ya sen acaba niye bana şarlıyorsun şu anda? Olamaz. Ya olamaz, olamaz, ne olamaz. Ama oldu bir kere, biz de istemiyorduk böyle olmasını ama. Onu demiyorum. Bir şey yok kızım orada. Halüsinasyon mu görüyorlar? Çalmışlar. Neyi çalmışlar? Sayfa düzenimize, fotoğraf mizansenimize kadar çalmışlar. Logo ilanına kadar, ya bizim ilanımız bu.
Kız bazen böyle hayat ne kadar güzelmiş gibi bir his doğuyor içime, biliyor musun Fadik? He, değil mi? Böyle sanki her şey yolundaymış gibisine. Öyle öyle vallahi. Böyle tas tamammış gibi her şey. Yarın her şey daha da güzel olacakmış gibi bir his. Kız baksana, iki günde neler neler olmuş ha? Sen bile böyle iyi kötü, hani hafif biraz çatlak da olsa bir damat adayı buldun kendine kız. Ne geliyor? Öyle demesene sözlüme ya. Tamam tamam, demiyorum bir şey. Sen asıl senin o deliği boya bak. Böyle işe girmiş çocuk. Şekli mekli düzelmiş. Ya eli ekmek tutar olmuş ayol. Çekmiş takımları, saç baş o biçim. Kendine gelmiş yavrum ya. Kızlarla da nasıl kaynaşmış. Değil mi, değil mi? Hele hayatla böyle kikir kikir dip dibeler. Böyle yan yanalar hep. Aynı yerde çalışıyorlar. Çok iyi anlaşıyorlar. Yani biri dışarıdan görse bunları tamam der. Bunlar kesin sevgili der ha. Yok canım. Yok canım. Ama ne alakası var be? Saçmalık. Yok. Yok. Benim eski ajansa uğradın değil mi? Tek bir savunmaları var. Aynı anda aynı şeye düşmüşüz. Bir saniye, bir saniye. Nasıl? Projeyi çalan senin eski ajansın mı? Öyle olduğu CV'mde yazıyordu zaten. Peki çalışmaya onlara senin vermediğini nereden bileceğim? İbrahim öyle bir şey yapmaz çünkü. Ne yani, elimizdeki tek şey varsa mı? Hayata kızmana gerek yok. Neyse derdin aramızda çözelim. Kiminle nasıl konuşacağımı ben karar veririm. Sen ondan önce kendini temize çıkart. Lütfen sakin olur musunuz? Senin benle ya da Sartel'e ne alıp veremediğin var peki? Ha? Sorun da o ya. Benim sizde hiçbir alıp veremediğim yok. Rica minnet girdiğim bir işte kendi bacağıma sıkacak değil. Kanıtlı o zaman. Ne kadar vaktim var? Yok. Kız dedi ki inan verici ne yapacağını şaşırdı. Ne olur bir şey yap. Geliyormuş mu Kerem? Geliyor geliyor. Aslı. Bak bu sefer fire vermek yok arkadaşım. Halledeceğiz bu işi. Ha? Bende. Bende o. Tamam. Okey. Dua edelim. Kerem, hayatın bir aydır İbrahim'le kaldığını kimseye söylememiş olsun. Allah yarabbim ne olursa inşallah öyle bir şey olmamış olsun. Allah yarabbim inşallah derken duayı bitirmeden geldi. Kabus gibi bir gün. Tabii iş bitince ekip dağıldı. Acil toplanmamız lazım. Evet, yeni fikir bulunursa uygulama ekibi el altında olmalı. Where's our coffee? Bu yüzden ben direkt şu fotoğrafçıyı arıyorum. Ha bu arada bu Fransa'dan gelen yeni model döndü mü? Yok, yani ben nereden bileyim? Bakıcısı mıyım canım? Yani dönmemiştir herhalde. Allah aşkına Tuval'cim, neden dönmesin? Fırsat olmuş, Türkiye gelmiş yani bir... Kebap yer, bir ayran içer, boğazı gezer, Nevizade de takılır. Yani memleketin güzelliklerinden faydalanır. Güzelliklerinden diyorum. Tuval'cığım. Ha? Adam nerede tatlı? Aa, en son koltukta TV izliyordu ben çıkarken. Ya Tuval, pes artık ya. Var ya bak, senden korkulur. Teşekkür ederim. Sen mankeni boş ver, o emin ellerde. Asıl sorun İbrahim nerede? Yeni slogan ne? Kerem, bir tanesi sen ya. Canım benim, simit de getirmiş. Ya ne demek, görevimiz canımın içi. Alırız, yediririz, istediğin yere bırakırız. Oradan alır eve bırakırız ama içeri girmeyiz.
Ya Kerem'cim karıştırma oraları ya. Sen şeyi söyle bakayım. Biz sana geçen gün şeyi söyledik ya. Hayat İbrahim'de kalıyor dedik ya. Sen onu kimseye söylemedin değil mi? Canım benim. Söylememişsindir tatlım. Yani sonuçta bir insanın özeli değil mi? Arkadaşımız değil mi? Söylenmez değil mi enişteciğim? Ya Aslı ya. Kerem yapmaz öyle şey canım. Canım o benim ya. Canım benim. Kedi bıyıklığım. Yapmamışındır. Yapılmaz. Yani. Ne olur yapmadım de Kerem. Ya şimdi beni bilen bilir. Dolandırma lafı da öttün mü öpmedin mi Kerem? Biz dün gece arkadaşlarla takıldık. Arkadaşlar derken? Konu nasıl olduysa bizim İbrahim'e geldi. Ben de bir iki kuple mırıldandım. Kime bu mırıldanmalar? Yabancı değil ya. Murat'la Doruk'a. Bir sorun mu var Çağla Hanım? Bir sorun mu var? Bir sorun mu var? Oradan bir sorun varmış gibi mi duruyorum acaba? Yok canım ne sorunu? Her şey güllük gülistanlık. Senin için öyle olabilir. Gel sen bir de onu bana sor. Sordum ama tekrar mı edeyim? Sorun ne? Yarın için bizden ilan bekleyen gazete ve dergilerin telefon istilasına uğradım. Haklı olarak ilanın ne zaman ellerinde olacağını soruyorlar. Ve bu sorunun cevabını bilen bir tek kişi var. Ve o kişi bu kadar sinirliyken ben bu soruyu ona yöneltince tahmin et bakalım ne oluyor? Bunu o kişiye sen yöneltmiyorsun. Sorun da kalmıyor. Wow. Ho. Helal. Yuh. Gir. Biliyorum çok kötü bir zaman ama sormak zorundayım. Gazete ve dergiler ilanın ellerine ne zaman geçeceğini öğrenmek isterler. Benim bu konuda bilgim yok. Yanlış kişiye soruyorsun. İbrahim Bey bu konularda size açıklama yapmadı mı? Yapamadılar maalesef. Ne demek oluyor bu? Çünkü kendisine ulaşılamıyor. Ne demek ulaşılamıyor? Şirketten çıkıp gitmiş. Nereye gittiğini veya ne zaman döneceğini söylememiş. Ve telefonu kapalı. Gerçekten çok güzel, harika. Yarın lansman günümüz var. Ve İbrahim Bey hiçbir açıklama yapmadan şirketten gidiyor. Kendisine ulaşılamıyor. Gerçekten süper. Ama buna şaşırmamak lazım. Sonuçta adam bir buçuk sene sevdiklerini hayatını arkada bırakarak basıp gitmiş. Bizi mi bırakmayacak bendekine laf? Belki çalışmaya gitti. Belki bir çözüm bulup gelecek. Belki. Belki çok güven veren bir bilgi. Ama sen bir ay bir insanı tanımak için yeterli diyorsan orası başka tabii. Bu bir ay konusunu açıklamak için. Hayat. Bana hiçbir şey açıklama. Sadece işini yap olur mu? Ben de işimi yapayım. Bari birileri sorumluluğunun yerine getirsin. Kerem de her şeyi batırmış ha. Yememiş, içmemiş, gitmiş yetiştirmiş ya. Göçtük biz resmen, bittik. Aslı, bu işi çözse çözse o çözer. Kadın deha, kadın yetenek, kadın dişiliğin manifestosu ya. Kadın aşıkların güzine ablası. Geldim, geldim. Şirkette yangın var. Bıraktım geldim.
burayı kolay bulabildiniz değil mi? Nasılsın kızılcık marmelat? Bu süt kuzusu kim? Ben çok teşekkür ediyorum. İpek, Hayatla benim en çok yakın hem de ortak arkadaşımız. Memnun oldum Şerif. Ben de Şerif. Ay Tuval Hanım, biz sizi gördük. Oh dedik, çok rahatladık. Anlıyorum. İyi ki geldiniz. Tuval Hanım. Yok. Ancak ve ancak sizin dehanızın. Sizin yeteneğinizin. Sizin çözebileceğiniz bir düğümle karşı karşıyayız. Kim dolaştırdı bu ipleri yine kızlar? Herkes bu tarafından çekiştirdi işte. Açarız, çözeriz. Dökülün civcivler. Mevzu aşksa çıkmaz sokaklarını yıkar, duble yol yaparım. Uçurumlara köprü kurarım. Böyle bir kadınım yani. Tuval Hanım, şimdi Murat'ın kulağına çok ama çok yanlış bir bilgi gitti. Hayat hakkında bütün fikrini değiştirecek bir tane yalanı şu anda gerçek zannediyor. Ne olur bu işi çözmemize yardım et. No problem. Anladın? Saat 6'ya geldi arkadaşlar. Paydos edebilirsiniz. Hepinize teşekkür ederiz. Arkadaşlar, olası bir duruma karşı lütfen telefonlarınız açık olsun. Çalışanları gönderdik efendim. Başka bir emriniz var mı? Siz de çıkabilirsiniz şuradan. Ama Murat Bey... Çıkın dedim. Sen kal. Ben mi? Evet sen. Kal da beraber olmak istediğin adamı yakından tanıyorum. Ben İbrahim'in bunu bir şekilde halledebileceğini düşünüyorum. Peki bu gerçeği değiştirecek mi? Hangi gerçeği? Sorumsuz ve bencil olduğu gerçeği. Bizi ne kadar belirsiz ve stresli bir duruma soktuğunun farkında mısın? Gerçekten kendine layık gördüğün muamele bu mu Hayat Bektaş? Ya 911 gibi, hızır acil gibi yetiştin Aslı, yemin ederim. Çok teşekkür ederim Aslı geldiğin için ama ben çok daraldım yani, beni açman lazım. Sen ne olduğunu bana anlat, ben sana ona göre tedavi edeyim. Kötü adamlar var Aslı. Bu iş dünyası bildiğin canavarlarla doluymuş. Hiç ummadığımız bir yerden saldırı yedik. Artık nasıl toparlanırız, nasıl kendimize geliriz hiç bilmiyorum. Şu anda da durduk bekliyoruz. Ha. Ama böyle pes etmek olmaz burada. Çok yanlış. Mücadeleye devam etmek gerekiyor. En iyi savunma saldırıdır. Sana mücadelenin gücünü göstereceğim. Hazır mısın? Uçuşa geçiyoruz. Ejderha kanatlı kız. Nereye uçuracaksın beni? Turuncu tavşanı takip et. Matrix'e gidiyoruz. Kadın anam, toprak anam, çilekeş anam. Gel bir sarılayım sana ya. Gel gel. Oh ya, topraksa odunsu kokunu özlemişim ya.
Ya hoş geldin kızım, hoş geldin. Hayırdır? Derya'yı mı görmeye geldim? Hmm, iyi yapmışsın kızım, iyi yapmışsın. Ne oldu? Kendi annenler dönmedi mi hala? Ha, onlar geziyorlar daha ya, gelmezler. Ha, geçsinler tabii, geçsinler. Allah herkese onlar gibi kaygısızlık nasip etsin. Didemciğim hoş geldin. Aa, hoş bulduk. Hadi gel şöyle geçelim, daha rahat konuşuruz. Olur. Boşuna arama, ulaşamazsın. Bu da sana ders olsun. Bir daha birine referans olmadan önce daha dikkatli davranırsın. Şimdi Çağla'yı ara. Lansmanın ertelendiğini söylesin herkese. Bunu beni üzmek için yaptığınızı biliyorum. Ne ilgisi var? Şu an içten içe mutlusunuz. İbrahim konusunda haklı çıktığınız için mutlusunuz. Ne yapmaya çalıştığını bilmiyorum hayat. Ama ben burada oyun oynamıyorum. Milyon dolarlık bir yatırım söz konusu. Buradan kaç kişi ekmek yiyor sen biliyor musun? Sarte ne senin, ne benim, ne de İbrahim'in oyun alanı değil. Buldum. En azından çok yaklaştım. Yani mekan sorunu halledersek her şey çözülecek. Yani çözdüm, neredeyse çözdüm gibi bir şey. Neredeyse. Bugün koca bir belki ile uğraştım ve şimdi elimde kocaman bir neredeyse var. Harika. O kadar sinirli, o kadar gergin ki burnundan soluyor ya. Murat hiç bu kadar çaresiz görmemiştim. Her şeyin bir ilki vardır Didemciğim. Murat'ın da eninde sonunda kaybetmeyi öğrenmesi gerekecekti. Ne yapıyor şimdi o? Ya ne yapsın? Deli dana gibi dolanıyor etrafta. Beni de gönderdiler işte beklediği ama onlar daha yeni fikir bulacaklar da onu çekecekler de ilanlar yarına yetişecek de. Hala umutlular demek. İnanılır gibi değil. Yok ya, ne umudu Derya Anişko. Onlar da farkındalar da kendilerini itiraf edemiyorlar. Olmaz o iş. Yattı o iş, finito, finish, finale. Yani olması gerektiği gibi oldu diyelim. O olsun ama Murat. Bana çeklediklerine saçsın. Üzülme sırası şimdi onda. Gram üzülmüyorum valla. Allah Allah, geliyorlar. Geberin lan, biz zombilersiniz. Ne işiniz var siz dışarıda? Ölüsünüz, ölüsünüz. Ne işiniz var toprağın üstünde? Vallahi ölüm saçıyorsunuz hemşire hanım. Yani siz hastalara şifa, canavarlara da bela misiniz? Ya bir çok konuşma da bak önündekileri kessene sen onlar. Ya zombi onlar. Bak geliyorlar. Bak oralardan da geliyorlar. Şu var ya, şu sağdan gelenlerin hepsi sizin o projeyi çalanlarmış. Nerede? Bak orada geliyorlar. Gelin buraya. Saate yanlış yapmayacaksınız. Doğrarımlar hepinizi. Nasıl? İyi gelmeye başladı değil mi? Bak daha da iyi oynamaya başladın. Çok iyi değilsin ama iyisin. Ölün pislikler. Buyurun. Dur bunlar beni Samsun'u sardılar. Bir desteğe gel. Yettim Aslık. Geldim. Ya of öldüm ya. Ya dur ya. Allah ya. Yastıkları atıyoruz. Komedinin tekinde. Aslında çift olan her şeyi teke indiriyoruz. Neden? Çünkü rakiplerimiz mobilyaların konforu ve şıklığı üzerinden gidiyor.
Biz insan ilişkilerinde aracı olan mobilyalar peşindeyiz. Hmm. Slogan ne peki? Bilmiyorum. Şimdilik. Ama bulacağım. Siz devam edin, ben bir konuşma yapacağım. Efendim Tuval? Bozuntuya vermeden yürümeye devam et. Neredesin sen? Renk veriyorsun, verme. Bakınarak yürüyorsun. Bakma, merak et, ölüyorsun, ölme. Müsait misin patron? Gördüğün gibi değilim. Whatever, olmasına söyleyeceğim. Tahmin edebiliyorum ama elini çabuk tut. Kritik bir noktadayız çünkü. Okey, şimdi şöyle söyleyeyim. Ben şu an burada yokum. Bunu görebiliyorum. Hatta birazdan gidip şirkete yeniden geleceğim. Nasıl söyleyeyim? Nereden başlayayım? Biteceği yerden başla çünkü vaktim yok Tuval, hadi. Tamam, şimdi şöyle. Hayat ve İbrahim arasında hiçbir şey yok. Hepsi oyundu. Yani dolayısıyla kız bir aydır İbrahim'de falan kalmıyor. Bana gidip geliyordu. Yap. Yes. En azından bir mesaj atabilirdin. Ya onun için vaktim yoktu. Saatlerce senden haber bekledik. Senin yüzünden ben zor durumda kaldım. Seninle bir ilgisi yok. Sadece yalnız kalmaya ihtiyacım vardı. O konuya sonra döneceğiz. Şimdi tartışmanız bittiyse işimize odaklanın lütfen. Nereden başlıyoruz? Bizim amacımız yaşayan hayat dolu evler. Bir evin içinde ancak hayat varsa o zaman anlamlıdır. O zaman eşyalara yüklediğimiz anlama dair kısa ve vurucu bir slogan ihtiyacımız var. Evet. Yaşayan evler çok klişe değil mi? Önemli olan evin yaşaması değil. İçinde yaşattıkları. Yakınlaştırır. Nasıl? Sahte. Yakınlaştırır. Ne güzel söylediniz. İşte bu. Sarte'nin yeni sloganı. Yakınlaştırır. Nasıl? İyi geldi değil mi? Böyle bir kendine geldin. Attın mı stresini? Hem de nasıl? Vallahi kuş gibi oldum Aslı'cığım. Da hemen gitmeseydik ya. Birazcık daha kalsaydık. Yarım saat, bir saatçik falan. Olmaz. Asla olmaz. Çünkü ben çok acıktım. Et yemem lazım benim. Kırmızı et böyle. Az pişmiş. Montafon. Bizon bir şey. Senin de şiddetin başka bir hoşmuş Aslıcığım. Hadi o zaman gidelim. Şirketten arıyorlar. Efendim. Evet. Vallahi şahane. Tamam, tamam bir saat oradayım. Ne olmuş, ne olmuş? Dur, beni çıkacak. Olmaz bir şey. Bütün sorunu çözmüşler. Hatta yeni sloganı bile bulmuşlar. Saat de yakınlaştırır. Öyle oldu. Ya. Tamam. Didemciğim, ne oldu yüzün bembeyaz kağıt gibi olmuşsun. Kötü bir şey yoktur umarım. Oldu. Kötü bir şey oldu. Ne oldu? Ailen mi yoksa? Bak, hayat. Hayat mı? Hayat aradı beni. Yeni bir fikir bulmuşlar. Beni çekime çağırıyorlar. La
lanet olsun ya. Nasıl olur bu ya? Nasıl olabilir böyle bir şey ya? Nasıl? Bilmiyorum. Olmuş işte. Mucize olmuş. Herkesin hazırlanması nereden bakarsan bir saat sürer bak. Vakit kaybediyoruz gibi geliyor bana. Onlar gelmeden yapabileceğimiz bir şey yok mu? Storyboard hazırlamak için vaktimiz yok. Onun için yok. Ama modellik yaparsanız fotoğrafçı gelene kadar işin mizansen kısmını çözmüş oluruz. Bildiğimiz modellik. Evet. Ben yapamam ki öyle bir şey. Yani ben de bilemedim şimdi böyle birden söyleyince. Ya işin bir parçası olarak kabul edin. Hadi şu sloganın hakkını verelim. Hadi. Akşam bir yemeğe davetlisiniz. Ve bir çiftsiniz. Sen eşin hazırlanmasına yardım ediyorsun. Öyle düşünüyoruz. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere solum kötü kadın, sıkıldım beni atın şu gıybet oyunundan. Yalancının mumu söner, hikaye başa döner. Şarkı vardı neydi ya, ya. Yastık yok, yorgan yok, şal yok. Isınmak için sadece sevdiğiniz insan var. Hadi. Bunun kol kırılmış. Aslı koş tuval arıyor. Alo alo tuval hanım. Ta kendisi. Müjdemi isterim kızlar. Ya siz bir harikasınız. Çözdünüz değil mi? Gerçek bir olaysınız siz. Tuval hanım kurtardınız değil mi bizi? Meseleyi kökünden hallettim. Buğdadım. Çamaşır suyla yıkadım. İpe astım. Kuruttum. Ütüledim. Çekmeceyi kaldırdım. Hayat bu meseleden pırıl pırıl sıyrıldı. Siz var ya inanılmazsınız. Yani bu meseleyi bir tek siz halledebilirdiniz. Siz.
üstün deneyimleriniz, yaşanmışlıklardan damıtılmış konsantre bilgelik, siz diyorum, susuyorum. Peki bu işi nasıl hallettiniz acaba sayın profesör? Bak Muratçım dedim. Hepsi bir oyundu. Yap dedim. Gitti bitti. Nasılım ama? Beni öpmek istiyorsunuz değil mi? Bu şekil çözmeyi biz hiç düşünememiştik. Hiç aklımıza gelmemişti. Öyle bir çözmüşsünüz ki Tuval Hanım, ortada hiçbir şey kalmamış o derece. Teşekkürler Tuval Hanım. Merse. İyi geceler. Of course. Öpüldünüz. Bye. Mesele kaput. Konu kilit. Ayvayı yedik. Geldik tek komedin esprisine. Ben bunun ne işe yarayacağını pek anlamadım. Siz bir çift olduğunuzu, aynı yatağı paylaştığınızı ve tek bir komediniz olduğunu düşünün. Gerisi gelecek zaten. Sen bu saate kadar uyumayıp bizi mi bekledin? Sherlock. Şişt, ver bakalım bana bir öpücük. Benimki komutta çalışmıyor yalnız. Ya ya, onu unutmuşum tabii. Oğlum. Ha? Ne haber? Var mı yeni bir vukuat? Ha? Her şey kontrol altında mı? Ha? Çok güzel. Aferin. Bence o sadece ona öyle geliyor. Yorgunluk kahvesi? Hayır, diyemeyecek kadar yorgunum.
Kahveden önce mi sormak istersin yoksa sonra mı? Madem soru soracağımı biliyorsun, ne soracağımı da bil o zaman. Göstermek en iyisi sanırım. Soruyla karşılık veriyorsun, fark etmedim sanma. Ben birbirine deli gibi aşık iki insan görüyorum. Tutku görüyorum, şefkat görüyorum. Derin bir sevgi, büyük bir hikaye görüyorum. Gerçekten böyle mi düşünüyorsun İbrahim? Sence Murat da bana aşık mıdır? Şüphe yok. Ama bir sorunumuz var. Ne? İletişim. Her aşkın kendine has bir lisanı vardır. Bunu bulabildiğinizi söyleyemeyeceğim. Bulabilecek misiniz? Ondan da pek emin değilim. İyi iş çıkarttın bu gece. Ben bir şey yapmadım ki. Tabii. Koskoca reklam konseptinin sloganını ben buldum değil mi abicim? Sert'e yakınlaştırır ha. Ya birader sende de ne cevherler varmış. Tabii insanın dahi olması için aşık olması gerekiyormuş meğer. Bana bak, dalga geçme, alırım boyun ölçüsünü. 40 yılda bir sana özelimi anlattım, pişman etme beni. Aman aman aman, ben o tongaya düşer miyim hiç? Peki bu neşenin kaynağı ne? Mutluyum ya, Allah Allah, olamaz mı? Hem işte hem de aşkta kazandım diyorsun yani. Yani biraz öyle oldu işte yani. Hadi canım. Bak sende bir gelişmeler var ve sen bunu aşk doktorundan saklıyorsun. Yok artık. Tuval aradı bu akşam. E'si? Hayat bir aydır İbrahim'de değil, Tuval'de kalıyormuş. Ve şüphelerinde haklıymışım. Hepsi tezgahmış. Odada sinsmek bir hareketlik mi var? Bana mı öyle geliyor? Kuzey Anadolu fay hattı komple kırılmış. İşte tsunami gelir mi, gelmez mi? Biz de o konuyu tartışıyoruz. Siz isterseniz onu bana söyleyin, ben karar vereyim. Biz senin bir ay İbrahim'de kalma olayını komple çözdük arkadaşım. Canım arkadaşım. Ya o konu halloldu. Yani Murat'ın o konudaki o hani senin hakkındaki o şey yanlış düşünceler falan o hepsi çözüldü. Tamamen çözüldü. Tamamen. Peki ben niye buna sevinemiyorum? Çünkü arkasından gelecek olan korkunç haberi hissettiğin için olabilir mi Allah korusun? Aman nasıl olsa söyleyeceğiz, söylemek zorundayız yani. Söyleyelim, kurtulalım gitsin. Tuval senin bir ay boyunca onda kaldığını ve İbrahim'in kıskandırma operasyonu olduğunu söyledi. Kime? Neyi kime ya? Kim kime? Kime kim? Kime söylemiş? Murat'a. Kızlar siz ne yaptınız ya? Tamam tamam bak yeter, durduramıyorum kendimi. Ne güzel işte abicim. Zaten durduramadığımız için bu kadar eğleniyoruz. Tamam tamam. Bak hakikaten yeter, tamam. Biz niye gülüyoruz böyle ya? Ya abicim mutluyuz diye. Her şey yoluna girdi diye. Şimdi tek bir hamlemiz kaldı. Sen de benim aklımdan geçeni düşünüyorsun değil mi? Düşünmekte kalmıyorum ve sonuna kadar destekliyorum. Ben niye bekliyorum ki? Yani?
ben gidiyorum o zaman. Sen bir kez daha dinlendir de içim rahat etsin. Ben Murat Sarsılmaz. Şimdi Hayat Bektaş'ın kapısına dayanıp ona benimle beraber olur musun kadın diyeceğim. Laftan anlar mı? Tesadüflere inanma. Benim bir bildiğim yok. Çok bilenlere inanma.